Evet, herkese iyi akşamlar. Arkeoloji Haber olarak Instagram'da gerçekleştirdiğimiz canlı yayınların bugün üçüncüsünü yapıyoruz. Konuğumuz Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Mustafa Şahin. Kendisini birazdan canlı yayına alacağız. Ben bu süreçte biraz Arkeoloji Haber'den bahsedeyim. Arkeoloji Haber 2009 yılında günümüzde ülkemizde yoğun geçen süre zarfında kaybolan arkeoloji haberlerini ilgilisine ulaştırmak için kurduğumuz bir platform. Yani 2011 yaklaşık 11 yıldır sizler için gerek görsel gerekse basılı medyada yer alan arkeoloji haberlerini derleyip özellikle son yıllarda sosyal medya hesaplarımız üzerinden sizlerle paylaştırıyoruz. Evet, şimdi birazdan Mustafa hocamızı bekliyoruz. Kendisini birazdan yayına alacağız. Mustafa hocamız bugün bizlerle çağlar boyunca Bursa'da kentler ve kentleşme konusunu ele alacak. Bu konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşacak. Aynı zamanda bu akşam Arkeologlar Derneği'nin de bir canlı yayını var. Saat 8.30'da başladı. Belki bir 15 dakika biz Mustafa Şahin Hoca ile beraber günlük konuları konuşup sonrasında bahsetmiş olduğumuz konuya geçebiliriz. Evet, hocamızın katılmasını bekliyoruz. Bu arada sorularınız olursa lütfen yorumda paylaşın. Sonuna doğru, söyleşinin sonuna doğru ben hocamıza sorularını yönelteceğim. Bu arada herkese çok teşekkür ederim. Selam gönderenlere, bizleri takip edenlere. Evet, Mustafa hocamızı bekliyoruz canlı yayını almak için. Söyleşilerimiz önümüzdeki günlerde de devam edecek. Eğer bir aksilik olmazsa her çarşamba ve cumartesi akşamları saat 21'de burada konuklarımız olacak. Gerek arkeoloji dünyasından, gerekse de arkeolojiyle ilişkili diğer disiplinlerden ve bu konuyla ilgili bizlerle bilgi ve deneyimini paylaşacak diğer akademisyenleri ve ilgili kişileri de burada ağırlamayı hedefliyoruz. Evet. Mustafa hocamızın katılmasını bekliyoruz şu an programa. Mustafa hocam. Merhabalar. Nasılsınız İyi hocam? akşamlar. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz hocam. Teşekkür ederiz. Size hocam diye hitap edeceğim. Öğrenciniz değilim ama çok uzun zamandır sizlerle diyalog halindeyiz. Hatta 2005 yılıydı değil mi Bursa'ya geldiniz ya da 2004 müydü hocam? 2005 yılıydı ilk Evet. geldiğimde. Belki de ilk görüştüğünüz insanların içinde yer alıyorum diye tahmin ediyorum. Beni evinizde ağırlamıştınız o dönemde Bursa ile ilgili. O yüzden size hocam diye hitap etmek istiyorum bu canlı yayın boyunca. Eksik olmaz. Müsaadeniz olur inşallah. Bursa'ya ilk geldiğimde bana sahip çıkanlardan birisiydiniz. Sağ O olun hocam. nedenle bu vesileyle tekrar teşekkür ederim. Yani Sağ olun hocam. geldiğimiz günden bugüne kadar hiç yabancılık hissettirmediniz. Kendi memleketimiz gibi çok rahat bir şekilde burada çalışma imkanı bulduk. Evet hocam. Ve devam ediyoruz. Artık bir 15 yıl oldu hocam artık. Bursalı sayılırsınız. Sanırım öyle oldu. Evet. Yani Yani epey bir süre geçti doğru. Bursa'da da yürüttüğünüz bayağı bir proje var. İşte İznik kazısı var, Gölyazı var. Artık Bursa sizi sevdi, siz de Bursa'yı sevdiniz hocam.
Yani daha da önemlisi sanırım yüzey araştırması da var. Evet, Burada evet hocam. sürdürdüğümüz, Evet. belki bugünkü konuşmada biraz ona da değinebiliriz. Evet hocam. O vesileyle de Bursa'yı çok iyi tanıma fırsatım oldu. Yani sadece işte çalıştığım ve maaş aldığım yer olarak görmedim hiçbir zaman için. Evet hocam. Evet, ve belki bir öz eleştiri yapmak gerekirse ilk geldiğim yıllarda işte Bursa dışında daha çok arkeolojik çalışmalar sürdürdük. Evet. Bu şimdi düşünüyorum geriye baktığımızda bir hataymış sanırım. Ama hatadan döndük yani. Evet, Uzun evet. yıllar oldu ve tamamen Bursa'ya yöneldik ve iyi ki de yapmışız. Evet hocam. Şimdi geriye dönüp bugüne kadar yaptıklarımıza bakınca iyi bir karar olmuş diye düşünüyorum. Evet hocam. Hocam, Arkeologlar Derneği'nin de söyleşisi devam ediyor. 5-10 dakika isterseniz güncel konularla ilgili biraz sohbet edelim. Sonrasında da konumuza giriş yaparız eğer uygun görürseniz. Tabii, işte, bekleyelim. Benim şimdi vaktim var. Şimdi bu ekran nasıl gözüküyor? Biraz Biraz daha aşağı. eğebilirsiniz kendinize ya da yaklaştırabilirsiniz hocam. Şöyle nasıl Evet, oldu? böyle daha iyi hocam. Tamam. Evet, böyle daha iyi. Evet, şu an tamamen görüyoruz. Bu karantina günleri sizin için nasıl geçiyor hocam? Herhalde evdesiniz. Üniversitede tatil oldu ama uzaktan dersler devam ediyor mu sizde de? Genelde yani kendi aramızda konuşurken şunu söylüyorum. Ben ortasını bulamadım maalesef. Hayatım ya çok hızlı ya da böyle çok durağan geçiyor. Ama alıştık yani. Geçen de bir psikolog televizyonda dinlerken dikkatimi çekti. Onun ilginç bir laf vardı. Mesela Amerikalıların bu Vietnam sendromu var biliyorsunuz. Evet. Tutsak kalan esirler olmuş çok sayıda. Evet. Ancak bundan büyük bir bölümü ölmüş bu esaret hayatı döneminde. Onu araştırmışlar. Kötümserler ve iyimserler ölmüşler bu süre içerisinde. Hayatta kalanlar mevcut durumu kabullenenler olmuş. Dolayısıyla şimdi ben de bu vesileyle söyleyeyim. Yani kendi fikrim bu. Bu durumu kabullenmemiz lazım. Yani bazen işte sosyal medyada görüyorum, işte paylaşımlar oluyor. Yok çok sıkıldık, yok öldük, bittik, şu oldu, bu oldu. Bunlar iyi düşünceler değil. Madem böyle bir salgın oldu, yani bu bizim elimizde olan bir şey değil. Evet. İşte bir ay, 2 ay, 3 ay sonra kurtulacağız diye değil de, çünkü o tür ümitler de insanın sonuçta psikolojik yani sendromlara götürüyormuş ve sonuçta da daha fazla sıkıntı yaşanmasına neden oluyormuş. Bu nedenle mevcut durumu kanıksamak lazım ki ben de onu yaptım. Yani madem evde duracağız, evde Evet. çalışacağız, yapacak bir şey yok. Yani bu süreci atlatmamız lazım. Tabii altyapı önemli bu süreçte kurumlar açısından. Bu bize belki bir ders olur ve altyapılarımızı güçlendirirsek sanırım işte 2030'larda olması gereken durumu biz biraz 10 yıl önceden yaşamış olduk. Ve bundan sonraki işte araştırmalar yani en azından eğitim faaliyetleri, araştırmalar demeyelim de ya da konferanslar ya da sempozyumlar şu anda yapmış olduğumuz bu sistemde gerçekleşecek. Ona hazır olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet hocam, Yani bu siz açıdan da çok iyi oldu bence. evet hocam. Biraz daha kamerayı aşağı eğmenizi takipçilerimiz istiyor ama sizi daha net görebilmek için yorumlar yazılınca hocam. Tamam. Şimdi nasıl? Yani tam Şimdi ekran olunca iyiydi de şimdi iki evet. evde olunca ekranı Evet. paylaşınca biraz şey oldu tabii. Ben Şimdi şimdi nasıl? iyi hocam, iyi. Şimdi bizim nesil tabii 80 öncesi darbeleri görmediği için yani evde kalmak, sokağa çıkma yasağı nasıl bilmiyordu. Şimdi siz o dönemleri daha iyi yaşadınız. Tabii şu anki şartlarda internet çok büyük bir camia. Hani her şeye ulaşabiliyorsunuz evde olduğunuz takdirde. İşte bu tarz canlı yayınlar aslında insanların moralini diri tutuyor, onları heyecanlandırıyor. Hani o yüzden evde kalmak şu süreçteki teknolojiyle beraber bir bakıma da verimli kullanabileceğiniz materyaller de çıkartıyor.
sizlere. Hani birçok şeye ulaşabiliyorsunuz, kaynağı işte birçok kurumlar bu süreçte ücretsiz olarak arşivlerini açıyorlar, ulaşabiliyorlar. Bu anlamda hani evde sıkılmak yerine bir şeyler üretmek lazım hocam. Zaten üretiyoruz da Evet. bizim durmamız söz konusu bile Evet. olamaz yani bilim insanları olarak. Olumsuz, olumlu her şartta bir şekilde kendimize bir çalışma ortamı, araştırma ortamı yaratıyoruz. Ki sizin de dediğiniz gibi iyi oldu aslında bu süreç bizim açımızdan en azından. Şu açıdan en azından da elektronik kaynakların ne kadar önemli olduğu. Örneğin işte bizim ilk bilimsel çalışmalara başladığımız dönemde hep şunu derdik. İşte büyük bir kütüphane olmadan arkeolojide araştırma olmaz, Evet. çalışma olmaz şeklinde bir düşünce vardı. Ancak bu evde kalış süreci de gösterdi ki zaten bütün dünyada artık yayınların elektronik ortam aktarılması konusunda çalışmalar var. Bu çalışmaların iyice hızlandırılması lazım ve bütün kaynakların elektronik ortama aktarılması zorunlu ki daha rahat ortamlarda çalışılabilsin. Ki bu vesileyle işte Amerikalılar olsun, Almanlar olsun yani bizim arkeoloji açısından önemli olan özellikle işte bilim enstitülerinin bulunduğu yerler buralar. Yayınlarını elektronik ortamlarda hizmetimize sunmaya başladılar. Evet. Üniversitelere bu konuda tabii büyük görev düşüyor. Özellikle bu tür dijital arşivlere de abone olarak bizlerin hizmetine sunmaları açısından. Bu neyi getirecek? Bu işte büyük kütüphanelerin bütün ellerindeki o zenginlikleri evimize kadar ya da üniversitemize, ofisimize kadar getirmenin önünü açacak. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte öyle düşünüyorum ki bu daha da hızlanacak çalışmalar, araştırmalar ve elde edilecek neticeler daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılacak diye düşünüyorum. Evet hocam. İsterseniz yavaş yavaş konumuza girebiliriz. Ben bu arada takipçilerimize bir uyarıda bulunayım. Şu an geçici bir süre yorumları kapattım. Çünkü çok yorum geldiği için hocamızı da göremiyoruz alt tarafta olduğundan. Yani söyleşinin sonuna doğru tekrar yorumları açacağım. Sorular gelirse de onların hepsini ben zaten bir kısmını aldım, bir kısmı önceden gelmişti soruların. Hocamıza yönelteceğim. Hocam buyurun, söz sizde. Konumuza isterseniz giriş Ben yapalım. tabii başlamadan önce dinleyicilerimizi Evet selamlayayım, hocam. hoş geldiniz diyeyim. Bu imkanı tanıdığınız için size teşekkür etmek istiyorum. Ve özellikle bugün işte başladı, özellikle bu hafta 23 Nisan Ulusal Evet. Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasındayız ve ulusal egemenliğimizin 100. yılı. Tabii gönül istedi ki bunu daha güzel, özgür ortamlarda kutlayalım 100. yılımızı ama ne yapalım kader böyleymiş. Ben de bu vesileyle sözlerime başlamadan önce ulus olarak hepimizin bayramını canı gönülden kutlamak Teşekkürler istiyorum. hocam. Şimdi bugün konuşmamızın konusu Bursa. Bursa olunca tabii başlangıçta belki Bursa'da işte ne var sorusu ortaya gündeme gelebilir. Bunu düşündüğümüz zaman işte Zeytinet çok meşhur Bursa'nın, bilmem İskender kebabı çok meşhur. Yani Bursa dendiği zaman öncelikle aklımıza gelenler arasında yer alıyor. Veya Bursa Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti bunu da hiçbir zaman için göz ardı etmememiz lazım. Yani bir payitaht kenti. Sadece bunlar mı var? İşte bu konuşmada, bu sohbette bunlardan daha fazlasına sahip olduğumuzun ben altını çizmek ve vurgulamak istiyorum. Bunun için bugünkü konuşmada ben şöyle bir plan yaptım kendi kafamdan. Bursa'ya panoramik olarak bakalım. Evet, çağlar boyunca Bursa'yı mercek altına alalım. Bursa başlangıçta nasıldı ve günümüzde
Nasıl? Yani zamanımız yettiği ölçüde günümüze Evet kadar hocam. getirebiliriz. Bunun için öncelikle bir keşke hiç imkanımız olsaydı tabii slaytlarla ya da görsellerle bunu anlatabilseydik daha iyi olurdu ama burada bizim dinleyicilerimizin biraz işte kendi kafalı imajlarında benim söylediklerimi beyinlerinde gerçekleştirmesini Evet hocam. bekleyeceğiz. Biraz zor olacak ama en azından bir deneme olacaktır. Şimdi Bursa'ya baktığımız zaman çok verimli topraklar ve yani şöyle genelde baktığımızda sanki böyle elimizin altında çok rahat ulaşılabilen bir coğrafya. Ama karayoluyla Bursa'ya gelmeyi düşündüğümüz zaman Bursa'nın coğrafyasına baktığımızda bir kere güney-kuzey doğrultusunda Bursa'yı bir duvar gibi çeviren bir Uludağ'ımız var. Şimdi böyle yüce bir dağ olunca tabii elini kolunu sallayarak Bursa'ya gelemiyorsun. Yani her istediğin noktadan. Ancak Uludağ nerede müsaade ederse oradan gelebiliyorsunuz. Evet. Bunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Nerede müsaade ediyor? İki tane boğaz var. Bunlardan birisi hatta ikisi de günümüzde kullanılıyor. Bunlardan birisi işte Bozüyük'ten İnegöl üzerinden gelen karayolu. Ki geçtiğimiz yıllarda bunu çift şerit haline getirdik. Daha rahat Evet, ulaşım mezitler, Bursa'nın sağlanan meşhur mezitleri. mezitler Evet. geçirdi. Diğeri de Harmancık üzerinden Kütahya bağlantısı. O da müsaade ettiği yollardan birisi. Burada şunu düşünmemiz lazım. Yani günümüzde tamam arabamızı atlıyoruz. 10-15 dakika içerisinde işte Uludağ aşmamız ya da biraz abartılı oldu belki. Yarım saat, bir saat içerisinde Uludağ aşmamız mümkün. Ancak antik çağda yürüyerek ya da kervanlar şeklinde geldiklerini düşünürsek bunların yolculuk boyunca örneğin su ihtiyaçlarını karşılamaları gerekecek. Dolayısıyla hem Uludağ'ın müsaade etmesi gerekiyor vadiler şeklinde. Bu da yeterli de değil. Aynı zamanda bir de su kaynaklarının olması gerekiyor. Bunlar göz önünde bulundurulduğu zaman dediğim gibi iki tane yol var. Bu doğu batı istikametinde başka yol var mı Bursa'da geliş yolu? Bir de İstanbul yönünden gelen yolumuz var. Bu da nereden oluyor? Daha çok Karamürsel'den ya da Yalova'dan gelen bir yolumuz var. Ya da Sakarya üzerinden, Adapazarı üzerinden gelen bir yol var. Bunda da Katırcı ve Samandağlarını aşarak Bursa'ya gelebiliyor. Peki Bursa'ya geliş neden önemli? Onu da vurgulamakta fayda var. Şu açıdan çok önemli. Prehistorik çağların en önemli iki merkezi var. Şöyle baktığımız zaman özellikle Tunç Çağı'nda. Birisi Mezopotamya, yani Evet. bugünkü işte Suriye, Irak bölgesi, ülkelerinin bulunduğu alan. Hatta bizim Toros Dağları'nın güney olarak da kabul ediliyor. Dolayısıyla bir bölümü de bizim Anadolu topraklarında ya da Türkiye topraklarında yer alan bir bölge. Orayı nereye bağlıyor? Troya'ya bağlıyor. Yani Çanakkale'ye bağlıyor. Çanakkale neden önemli? Çünkü Çanakkale insanların Avrupa'ya geçtiği nokta. Yani Avrupa'ya ulaşımın sağladığı nokta. Bu da şu anlama geliyor. Bursa'mız çağlar boyunca bugün olduğu gibi her zaman önemli yol kavşaklarının üzerinde, karayolu kavşakları üzerinde yer alan bir bölge. Bundan dolayı da hep ön planda olmuş ve hep yerleşme sahne olmuş. Şimdi biraz önce Uludağ'dan bahsettik. Hatta geçtiğimiz hafta haberlere de konu oldu. İstanbul'dan işte Uludağ Evet. gördük şeklinde. Evet. Eğer bu Photoshop değilse bilemiyorum yani. Çünkü ondan sonra bu haberde biraz sulandırma başlandı diye yine duydum. Yok ben Muğla'dan Uludağ gözüktü ya da İstanbul gözüktü diye haberler Ama gerçek yapmışlar. gerçek hocam. Yani Karacabey sahilinden çok temiz havalarda İstanbul'un bazı Zeytinburnu tarafının fotoğraflandığını biliyoruz mesela. Yani
çok temiz Şimdi şunun havalarda. için diyeceğim ben yani vurgulamak istedim. Uludağ gerçekten İstanbul'dan gözükebiliyorsa ve antik çağ ve eski çağlar düşünürsek, prehistorik çağları Evet. böyle anıtsal bir dağ, üzerinde devamlı karların olduğu bir dağ ve demek ki Olimpos yani Uludağ zaten bugün de aynı şekilde isimlendiriyoruz. Hatta işte Hristiyanlık döneminde Keşişler Dağı. Olimpos biliyorsunuz işte tanrıların yaşadığı yer olarak düşünülen bir dağ. Keşişler Dağı yine aynı geleneğin devam ettiği yani yine kutsallaştırılan bir alan ve Uludağ biz Cumhuriyet döneminde işte ismini değiştirmişiz. Yine mesela işte Samanlı Dağı, Katır Dağı değil de Uludağ ismini vermişiz. Yani bu tesadüfle açıklanamaz. Demek ki bu görkemliliği, bu anıtsallığı, bu yüceliğin hep ön plana çıkan bir bölge, bir dam. Evet. Bu da aslında Bursa'nın en büyük hazinesi. Neden hazinesi? Volkanik bir dam. Tabii ki volkanik olduğu için burada obsidyen yok, öyle bir iddiamız yok ama çakmak taşı rezervleri var. Bunu neden söyleme gereği duydum? Şunun için çakmak taşı olduğundan dolayı çok erken dönemlerden beri ilgi çeken bir alan ki yine hatırlarsan birlikte Evet, keşfetmiştik evet. Şaykaya Evet. O Mağarası'nı. döneme kadar yani siz aslında bir şey oldu. O döneme kadar Bursa'nın paleoliti ile ilgili bir bilgi yoktu. Yani sizin bu girişimleriniz, işte bizim de ekipte yer almamız aslında Bursa'nın tarihini birden belki 100 bin yıl geriye götürdü bir gün Yani içerisinde. şey Bursa'nın tarihini değil, Anadolu'nun Evet. tarihini değiştirdi. Evet. Çünkü biz o çalışmayı yapana kadar Afrika'dan hareket eden insanların işte yine Mezopotamya üzerinden Hazar Denizi'ne doğru devam ettikleri ve Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya doğru git yani o göçün o şekilde olduğu düşünülüyordu ama bizim bu o keşfimizle birlikte ki en geç 60 bin olması lazım o birlikte bulduğumuz Evet. çakmak Evet. taşından taş aletlerinin. Dolayısıyla 100 bin yıl geri götürmüş olduk bir anda Evet. Bursa'nın tarihini. Ve bu da bize şunu gösteriyor. Bursa yüz binlerce yıldır insanların dikkatini çeken, yerleşen, insanların yaşamlarını sürdürdükleri, insanların geldikleri ve insanların yaşadıkları bir bölge. Bunu da tabii ben uzmanlık alanım değil ama sanırım çakmak taşı rezervleri önemli rol oynuyor. Yani taş alet yapımında kullanılan önemli bir ham madde. Bunu elde etmek için geliyorlar. Daha sonra biraz önce o yollardan bahsettim. İşte hatırlarsanız Evet. dedik ki doğuyu batıya bağlayan en önemli diyor, geçiş noktalarından birisi. Hatta en önemli geçiş noktası. Şimdi bu noktalara bakıyorsunuz. Örneğin İnegöl'den geliş noktasında İnegöl'de yer alan Cumahöyük var. Evet. Cumahöyük kalkolitik dönemden beri yani sondaj kazılarından tespit edildiği kadarıyla var olan bir yerleşim. Ve Cumahöyük Bozüyük'ten sonraki ilk yerleşim yeri. Dolayısıyla bu doğudan gelen büyük kervan yolunun üzerinde yer alan bir yerleşim. Evet. Daha doğrusu Bursa'nın açılan kapılarından birisi. Ve o Evet. kapıda yer alan bir önemli bir yerleşim yeri. Şimdi biraz önce Harmancık'tan bahsettim. Harmancık üzerinden de Kütahya'dan gelen bir yolun olduğundan. Mesela Harmancık'ta hemen 20 kilometre mesafede Harmancık merkezi Kepekdere diye bir mahallesi var. Kepekdere'de bizim bu yüzey araştırması esnasında yapmış olduğumuz çalışmalardan tespit ettiğimiz bir höyük var. Yine aynı şekilde en azından Tunç döneme kadar geri giden bir yerleşim ki orada biz Tunç dönemine ait mezarlar bulmuştuk. Dolayısıyla ikinci kapının da Harmancık üzerinden olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz. Bir yolda Adapazarı üzerinden bahsettim. Adapazarı'ndan gelen yola baktığınız zaman
O bir meşhur vadi vardır Adapazarı ile İznik arasında. Tam girişte Karadin Höyük adını Evet. verdiğimiz bir höyük var. Evet, Aynı Karadeniz. şekilde Tunç dönemi yerleşimi. Dolayısıyla üç kapı ve bir kent, bir Evet. karayolu. Bu da bize şunu gösteriyor. Doğu'nun, Anadolu'nun Avrupa'ya bağlantısını sağlayan en önemli kavşak noktalarından bir isim Bursa'ydı. Şimdi bu arada tabii ben Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 2005 2006 yılında vermiş olduğu bu yüzey araştırması yapmamızla ilgili izin için de yine çok teşekkür ediyorum. Bu izin vesilesiyle işte bu bölgeleri gezme fırsatına sahip olduk ve örneğin tespit ettiğimiz önemli merkezlerden birisi Harmancık'taki Kepekleri höyük olmuştur. Bunu da vurgulamakta fayda var. Şimdi prehistorik dönemlerden devam edersek şunu vurgulamakta fayda var. Yerleşim yerlerine dikkat ettiğimiz zaman yerleşim yerleri bunlarla sınırlı. Onu vurgulamak istiyorum. Tabii ki sadece İnegöl Höyük ya da Karadim Höyük yer almıyor. Neler var? Çok sayıda yerleşim yerleri var. Evet. Ama yerleşim yerleri nerede? Yerleşim yerleri çok ilginç bir şekilde deniz kenarında değil. Deniz kenarında günümüzde olduğu gibi ya da antik kentlerde olduğu gibi bir sıralama söz konusu değil. Peki nereye dizilmişler? İlginç bir şekilde göllerin etrafında, Evet. ovalarda ve nehir ya da ırmak ya da dere yataklarının bulunduğu alanlarda. Şimdi şöyle İznik gölünün etrafına bakarsak nereler var diye. İznik kent merkezinin hemen güneyinde ve kuzeyinde olmak üzere mesela Çakırcı Höyük Evet var. Bunu vurgulamakta fayda var. hocam. Yüyecek galiba. Köristan, Üyücek Yüyecek. ya da Çiçekli Höyük Evet. ismini verdiğimiz bir diğer höyük. Yüyecek Höyük adında bir üçüncü höyük ki bu İznik kent merkezine işte merkeze bir nokta korsak hemen hemen 20 kilometre çapındaki alan içerisinde yer alan yerleşim yerleri. Evet. Yine Köristan Höyük'ün yaklaşık 15 kilometre kuzeyine doğru Karadin Evet. Höyük, Adapazarı yol kavşağında yer alan yer almakta. Gölün diğer tarafına geçtiğimiz zaman yani İznik'in tam karşı bölümüne geldiğimiz zaman Yeniköy Höyük, meşhur Ilıpınar Donupa. Höyük yer almakta. Evet. Dolayısıyla bunlar gölün etrafını çevren yerleşimler ama burada bir konuya dikkatler çekmek istiyorum. Gölün güneyinde yani Müşkile bölümünde herhangi bir şekilde bugüne kadar erken dönem yerleşimi tespit edemedik. Neden sonra tercih etmemişler? Aslında nedense demeye gerek yok. Onun sebebi de çok belli. Daha çok dik yamaçlardan oluştuğu için ya da ovalık yerleşim olmadığı için daha çok gölün kuzey tarafını Evet. seçmişler. Ki biz 2017 yılında keşfettiğimiz bir yerleşim daha oldu. Akköy'de ya da Orhanlı olarak bilinen. Orada köy altı yamaç yerleşimi ismini verdiğimiz yine büyük bir ihtimalle Neolitik döneme geri giden bir yerleşim yeri tespit ettik. Dolayısıyla nereden bakarsanız İznik Gölü'nün özellikle kuzey bölümünde her 30 kilometre ya da her 15 kilometrede bir yerleşim yerinin olduğunu söylemek mümkün. Tabii bu araştırmalar için yine teşekkür istediler ya da hak ettiler belki abartılı olur ama teşekkür etmemiz gerekir. Jacob Rodenberg bu Evet. Barçın ve Ilıpınar Höyük'teki kazılar için mutlaka alınması lazım. Birazdan bahsedeceğiz. Aktopraklık'ta Necmi Evet, Karul Necmi Hoca'nın hocamızı yapmış olduğu anıyoruz orada. çalışmalar. Bunlar hiçbir şekilde göz ardı edilemez.
Bunu teşekkürlerimizi ileterek devam edelim ki Barçın, Ilıpınar ve Aktopraklı köyüklerin, yani şu sözünü etmiş olduğum yerleşimlerin bizim Akköy'le birlikte Neolitik döneme gittiğini vurgulamakta fayda var. Yani Bursa'ya ve Bursa Ovası'na yerleşimin ne kadar eskiye gittiğini göstermek açısından. Belki arkeoloji dışında bizi dinleyenler varsa tarihte verebiliriz. En azından 6.000 civarından Evet. itibaren ya da 7.000'den başlayarak öyle de söylenilebilir. Bursa'da artık kent hayatına geçiş yapıldı ve Bursa'ya tam anlamıyla yerleşildiğini söylemek lazım. Ovadan bahsettim. Ova açısından da, yani ova yerleşimler açısından da çok zengin. Mesela Yenişehir Ovası, Evet. Menteşe Höyük ve Barçın Höyük, bunlar bilinenler ki Barçın Höyük'te yine Rodenberglerin yapmış olduğu kazılar var ya da en azından başlattıkları Evet. Menteşe'yi de kazılar var. Rodenberg kazdı diye biliyorum hocam. Efendim? Menteşe Höyük'te de Rodenberg kısa bir Tabi dönem onu kazı da yaptı diyebilirim. şey, ama orada tam yani çok uzun süreli bir kaz Evet. olmadı. O nedenle Orada meşhur şu Fikirtepe kabı bulmuşlardı orada. Yani gerçi Bursa'daki birçok höyükte o Fikirtepe, o dikdörtgen bezemeli kaptan var. Menteşe'de de birebir benzerini bulduklarını biliyorum. Hatta Menteşe'deki Fikirtepe'den daha önceye tarihleniyor. Aslında buradan Fikirtepe'ye yani giden bir. ben bir de şunu söyleyeyim, siz Fikirtepe'yi buraya getiriyorsunuz, Bursa'ya. Aynı zamanda Yenişehir'in de kendine özgü kap stili var. Tabii, Ve evet. Yenişehir kapları değil, bunu da Troya'da ya da çevrede Evet. araştırıyorlar. Bu açıdan da önemli, yani bu 4-5 bin yıllık çok önemli bir tarih. Evet. Hatta 6-7 bin yıllık, yani biraz da İlk eskiye gidiyor. nerede bulunursa öyle isimleniyor ama tabii tarih sonra güncellenebiliyor başka yerlerde bulundukça geri gittikçe hocam. Şimdi diğer bir, aslında Bursa tatlı sular açısından çok zengin bir ilimiz. Kıymetini biliyor muyuz? Bana sorarsanız pek kıymetini bilmiyoruz tatlı su kaynakları açısından. Mesela bu göller, yani biraz belki abartılı olacak ama İsviçre'de olsa işte gidiyorsunuz İsviçre'ye ya da Fransa'ya, adamlarda da böyle tatlı su gölleri var. Bakıyorsunuz neredeyse 10 metre aşağıya göreceksiniz cam gibi. Ama biz işte buralar atık su depolar olarak bir anlamda düşünüyoruz. Dolayısıyla örneğin diğer gölümüz Ulaabat Gölü, işte barajlar yapılmasa neredeyse dolacaktı. İşte 50-60 sene sonra Evet. göl ortadan kaybolacaktı deniyor ama şimdi biraz da ömrü uzadı gibi. Şimdi belki şunu sorabilirsiniz. Göl ortadan kayboldu mu? İşte göldür varlığını devam ettirir şeklinde belki bir Kaybolduğunu biliyoruz hocam. yorumda bulunabilir. Ama birazdan kentler, antik kentler bölümünde değineceğiz. Millet Polis Kenti var mesela Mustafa Kemal Evet. Paşa'da. Mustafa Kemal Paşa'daki Millet Polis Kenti'nin bir deniz, bir liman kenti olduğu söyleniyor. Bir göl kenarında kent olduğu söyleniyor ama bugün göl yok ortada. Ne zaman kaybolduğunu da bilen yok. Ama bir gölün olduğu, Mustafa Kemal Melite Gölü'nden Ulaabat Gölü'ne gelindi. Ulaabat Gölü'nden işte Marmara Denizi'ne geçildi. Antik kaynaklarda aktarılıyor. Dolayısıyla sahip çıkmasak göllerimiz kuruyabiliyor. Göllerimiz özellikle alüvyonlar neticesinde ortadan Evet. kalkabiliyorlar. Hocam Yenişehir Şimdi Ovası'nın da özür dilerim sözünüzü kestim. Yenişehir Ovası'nın da daha önceden göl olduğunu, işte orada köyüklerin yerleşimine baktığınızda aslında sanki gölün bir kenarındaymış gibi. Bu İlhan Kayan var. 1980'li yıllarda bir jeomorfoloji ile ilgili bir yayını var. Ben de orada okumuştum. Yenişehir Ovası'nın bundan 6.000 yıl önce bir göl olduğunu. Daha tabii Ulaabat gibi değil. Belki daha küçük çaplı ama hani sonra da kuruduğunu yazıyordu mesela şey, o yayınında. İnegöl'ün önünde de bir gölden Hı. bahsediyorlar. Yani göller açısından zengin bir bölge ama Evet. bunlar rivayet ya da işte jeomorfolojik çalışmalarla ortaya çıkarılan neticeler. Benim bu dediğim daha 100-200 yıllık bir olay. Evet. Mustafa Kemal Paşa'daki gölün ortadan kalkması ve kaynaklarda varlığından söz edilen Evet. bir olay. Şimdi Ulaabat Gölü'ne geldiğimiz zaman
İlginç bir şekilde gölün etrafında bugüne kadar, yani biz Nilüfer Belediyesi'nin bulunduğu ya da Nilüfer ilçesinin bulunduğu alanı taradık. Mustafa Kemal Paşa ve Karaca Bey bilemiyorum ama burada Serdar Aybek ve Ali Kazım Öz gölün etrafında bir yüzey araştırması gerçekleştirmişler. 2000-2008 yılları arasında. Onların elde ettiği neticeye göre bir tek İncili Pınar'da bir höyük demeyeyim de bir yerleşimden bahsediliyor. Prehistorik bir yerleşimden. Ki oryantalizan dönemi kaplarında yüzeyde yapmış oldukları çalışmalar esnasında bulmuşlar. Yani eski eklem bir buluntu yeri. Bursa özellikle Ulaabat çevresi için çok önemli. Ama Ulaabat'a komşu olan daha önemli bir yerleşimimiz var. Akçalar Aktopraklı Evet. köyü. Yani bir zamanlar işte Necmi Hoca'nın ifadesiyle göl kıyılarının ya da göl sularının Akçalar'a kadar geldiği ve o yerleşimin göl kenarında olduğunu düşünülmekte. Dolayısıyla İnegöl'den işte Yenişehir Ovası'nı geçtikten sonra yerleşim olarak yine Ulaabat Gölü'nün kenarından Aktopraklı Höyük'le Neolitik dönem yerleşimine rastlıyoruz. Tabii buraya gelirken yerleşim yok mu? Elbette var. Mesela Alaaddin Höyük yine bu yol üzerinde yer alan yerleşimlerden birisi. Biz Nilüfer ilçesinde yapmış olduğumuz yüzey araştırmaları esnasında Gökçeköy Höyük ve Yolçat Höyük'te yeni iki höyük daha tespit ettik. Özellikle yüzey malzemesine göre en azından Tunç dönemden beri olduğunu bildiğimiz. Bunlar da bir araya geldiği zaman yine Yenişehir Ovası'ndaki ya da İznik'teki o yoğun yerleşime şahit oluyoruz. Dolayısıyla şöyle bir yerleşimlerin yani höyük yerleşimler ya da prehistorik yerleşimleri göz önünde bulundurursak daha çok biraz önce de bahsettiğim gibi göllerin çevresinde ırmak ya da derelerin kenarında bir yerleşimden söz edebiliyoruz. Ve mesela İstanbul'da Fikrittepe'de olduğu gibi ya da Yenikapı'da olduğu gibi şu an için deniz kenarında bir yerleşim yerinin olduğundan söz edemiyoruz. Şimdi bunu söylerken kesin tabii ifadede bulunmak biraz hatalı olacak. Çünkü prehistorik çağlardan yani geçtiğimiz 5-6 bin yıl içerisinde denizin bir 10-15 metre yükseldiğini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu yükseklikte azımsanacak bir yükseklik değil. Dolayısıyla muhtemelen yine deniz kenarında yerleşim olabilir ama şu anda deniz kenarının denize irtibatına baktığımız zaman pek yerleşim olmasını gerektiren de bir durum yok gibi. Şimdi Ege ya da Akdeniz'e baktığımız zaman özellikle adalar bir tabii cazibe merkezi haline getiriyor deniz kenarı yerleşimlerini. Ancak Marmara'da özellikle Güney Marmara'da bizim Bursa kıyılarını göz önünde bulundurursak böyle deniz kenarı yerleşimini gerektirecek herhangi bir jeopolitik ya da stratejik bir konum yok gibi gözüküyor ama dediğim gibi kıyı boyunu olduğu gibi birincisi taramış değiliz, ikincisi de su yüksekliğini dikkate almakta fayda var. Şimdi şöyle devam edersek biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi işte İnegöl'den gelen yol, Adapazarı'ndan gelen yol ya da Harmancık üzerinden gelen yol. Bunları toparlarsak ya da böyle biraz daha beynimizde oturtmaya çalışırsak Anadolu'dan gelen Kütahya üzerinden, Eskişehir üzerinden veyahut Sapanca ya da Adapazarı üzerinden Bursa'ya gelip Troya'ya geçip oradan işte Boğaz'a geçip Avrupa'ya gitmek istiyorsanız ya da Troya'nın Avrupa'ya geçmeyi de bir kenara bırakırsak Troya'nın önemini prehistorik çağlar için göz önünde bulundurursak Bursa prehistorik çağlarda
yerleşimleriyle, verimli topraklarıyla ve kavşak noktası olma özelliğiyle tam anlamıyla önemli bir alan ve bundan dolayı da bakıldığı zaman örneğin Turan Efe'nin bir önerisi var, Büyük Kervan Yolu isminde. İşte Mezopotamya'dan başlayıp Troya'ya da sona eren bu yol üzerinde önemli kavşak noktalarından birisi Bursa. Bundan dolayı da devamlı yerleşime sahne olan bir alan. Şimdi bu durum prehistorik çağlar açısından dediğim gibi kıyıda genelde yerleşim yok. Ulaşım karayoluyla sağlanıyor. Deniz ulaşımı pek moda değil ya da rentable değil. Bundan dolayı da deniz kenarında bugüne kadar elde ettiğimiz verilere göre herhangi bir yerleşim yok. Daha sonra kolonizasyon çağı diye bir altın çağ başlıyor. Demir çağı, geç demir çağına doğru İsa'dan önce 8. yüzyılda ve bu kolonizasyon döneminde Ege'de bulunan, Ege'nin her iki yakasında bulunan zengin kentler elde etmiş oldukları ürünlerin satmak için yeni pazarlar aramaya başlıyorlar ve bu yeni pazarlar konusunda en önemli bölgelerden birisi Karadeniz. Tabii Karadeniz'e gitmek için nereden geçecekler? Marmara Denizi'ni geçmeleri gerekiyor. Ve Marmara Denizi'ni geçerken de önemli noktalardan birisi Güney Marmara olarak ifade ettiğimiz Bursa'nın kıyıları. Şimdi bu demir çağla birlikte kentlere baktığımızda antik kentlere bunlar neredeler ya da nasıl bir yerleşim sergiliyorlar ona bakmakta fayda var. Öncelikle müsaade ederseniz ben şöyle antik kentlerimiz nerede Bursa'da onlardan bahsedeyim. Yine nereden başlayalım? Nikaya'dan başlayalım. Yani İznik'ten başlayalım. Bursa'nın bence incisi çok önemli bir kent ve mutlaka değerlendirmemiz gereken bir kent ki zaten son yıllarda bütün dikkatleri oraya çekmeyi başardık ve çok güzel bir çizgide devam ediyor. Birazdan biraz da bilgi veririm Nikaya ile ilgili. İznik Gölü'nün kenarında bulunan bir antik kentimiz. Başka ne var? Gemlik var. Gemliğin altında Kios kenti yer alıyor. Ya da Prus Atma Mare ismi verilen bir kent var. Bir antik kentimiz. Şimdi kıyıdan böyle kıyı boyunca devam edersek başka neremiz var? Mesela Muzanya'ya geldiğimiz zaman Mille'ye ya da Apemea ismini verdiğimiz bir kent yer alıyor. Yine devam edersek Kapanca'ya doğru gittiğimizde Kayseri Germanica isminde bir antik kentimiz var. Eşkele doğru gittiğimizde orada hangi kentimiz var? Daskleyon Ammea isminde bir kentimiz var. İşte biraz daha devam ediyorsunuz. Longoz ya da Lagun'u geçtikten sonra meşhur Karacabey'de Plakay ya da Plakay isminde bir kentimiz var. Karacabey'e bağlı Kurşunlu'da. Böylece Bursa'nın kıyı bölümünü devam ettiğimiz zaman en az dört antik kentte karşılaşıyoruz. Şimdi biraz içeri doğru geldiğimizde bağlantılarına, işte biraz önce sözünü ettiğim gibi Mustafa Kemal Paşa'da Miletopolis antik kent var. Ulaanbaat'a geldiğimizde Apollonia et Ritnakum isimli bir kentimiz var. Meşhur Biraz da Gölyazı diyebiliyor artık. Gölyazı'ya geldiğimizde, biraz da devam ettiğimizde Bursa'ya geldiğimizde Prus et Olympum isimli bir antik kentimiz var. Peki başka yok mu? Başka yine var. Dağlara doğru çıktığımızda, Olmadı. Orhaneli'ye gittiğimizde Hadronae diye bir kentimiz var.
Saymadım ama herhalde en az 8 antik kentimiz var Evet. Bursa'da. Ama bunlar nerede? Bunlar şu anda modern yerleşimlerin altında çoğunlukla. Bazıları şanslı, hangileri şanslı? Mesela Millet Polis kentimiz şanslı, şu anda üzerinde yerleşim yok. Apollonia kısmen şanslı, bir Evet. bölümü en azından İznik modern gibi orası da yerleşim hocam. Evet. dışında. Efendim? İznik gibi Gölyazı Apollonia'da yani evet surların etrafında biraz yani. Evet. Surlar var. Milli antik kentimiz çok şanslı. En azından şu anda antik kentin bulunduğu yerin üzerinde bir yerleşim yok. Ama Kios Gemliğin altında maalesef. İznik işte Nikaya'nın altında. Prusa Tophane'nin altında. Evet. Bunlar zaman içerisinde belki çıkarılabilir. Aslında bu zenginliklerimize baktığımız zaman şunu söylemek mümkün. Bizim hiçbir şekilde bir işte İzmir'den, Aydın'dan ya da Denizli'den, Muğla'dan geri kalır bir tarafımız yok. Yani antik kent, antik yerleşim, prehistorik yerleşim açısından. Hatta fazlamız var. Bir de Osmanlı başkentiyiz. Bunu Evet. da göz önünde bulundurmak lazım. Dolayısıyla bu potansiyelimizi çok iyi kullanmamız gerekiyor ki işte 2005 yılından bu yana Bursa'da vermiş olduğum ben mücadele bu. Bu potansiyelimizi kullanalım. Osmanlı'ya kilitlenmeyelim. Osmanlı bizim geçmişimiz, her şeyimiz. Ama biraz daha geri gidersek daha büyük demeyeyim dedi. Onun en az Farkına Osmanlı kadar. varmadığımız diyelim hocam. Efendim? Farkına varmadığımız yani Farkına hani varmadığımız. Şimdi bu kelimeler diye seçmek lazım. Çünkü evet. bazen eleştiri Esil oluyorsunuz söz ondan sonra. konusu oluyor işte. Kendi geçmişimizi kötülüyormuşuz gibi Evet. öyle bir niyetimiz yok ama bu potansiyelimize dikkat çekmekten fayda var. Şimdi dikkatimizi çekersek, bu kentleri tekrar bir toparlarsak, burada ne diye ortaya çıkıyor? Burada da biraz önce o sözünü etmiş olduğum 8. yüzyıl kolonizasyonuyla birlikte kentlerin bu defa kıyıya doğru kaydı. İnsanların ilgisinin kıyıya yöneldi. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Hiçbir şekilde iç bölgelerde kentlerden de vazgeçmedi. Ama nasıl yapıyorlar? Bir şekilde bağlantılarını sağlayarak. Şimdi Nikaya'ya bakıyorsunuz. Denizle bağlantısını nasıl sağlıyor? Karsak Boğazı üzerinden. Karsak işte Irmağı ya da Deresi üzerinden gemiye iniyor. Şeye bakıyorsunuz, Prusya Olimpum işte Bursa'ya bakıyorsunuz, deniz bağlantısı nasıl? Yine Mille ya da Apemea üzerinden denize girdiği biliniyor ki zaten Prusya Olimpum'un bir anlamda liman kentidir Mille'ye. Onu mutlaka Evet. vurgulamakta fayda var. Hocam ben hemen Apollonia ve geliyorum. Mille. Siz devam edin hocam, hemen geliyorum ben. Tamam. Hemen geliyorum hocam. Apollonia ve Millet Polis'e baktığımız zaman bunlar da yine aynı şekilde Ridnakos ya da Koca Çay üzerinden doğrudan denize ulaşımı sağlayan önemli bir konumda, pozisyonda oldukları dikkatimizi çekiyor. Dolayısıyla antik çağda Bursa hem kıyı olarak hem de iç bölge olarak varlığını devam ettiriyor, önemli devam ettiriyor. Artık şunu söylememiz mümkün. Prehistorik dönemlerdeki karayolu bağlantısına, karayolu avantajına bu defa demir çağından sonra deniz yolunu da ekleyerek her iki yolu kullanan, hem karayolunu hem deniz yolunu kullanan çok önemli bir merkez haline geliyor. Karayolundan vazgeçmiyorlar. Şu nedenle İstanbul'dan gelip işte İzmir'e ya da Kizikos'a ya da yine Troya'ya ya da işte o bölgeye giden önemli karayolu bağlantısı üzerinde sözünü etmiş olduğumuz coğrafya. Diğer taraftan da Akdeniz'den, Ege'den gelip Karadeniz'e gitmek isteyen denizcilerin mutlaka uğramak isteyen zorunda oldukları bir bölge olarak karşımıza çıkmakta. Hatta yine birazdan bilgi vereyim isterseniz.
Şu açıdan da çok önemli. Bizim mesela Midilli kentinin kuruluşuna bakıyorsunuz, hep mitolojik kuruluşlar söz konusu. Mesela Midilli nasıl kuruldu diye bakıyorsunuz, kendi kuruluş tarihlerini şöyle gösteriyorlar. Diyorlar ki, meşhur Argonautlar seferi esnasında Karadeniz'e giden gemiciler işte Midilli önünden geçerken bir şekilde Herakles teknenin küreklerinden birisini kırıyor ve diyorlar ki gidin kürek yapın gelin. Herakles de Hylas'ı, arkadaş Hylas burada kıyıya çıkıyorlar. Bakıyorlar ki biz cennete gelmişiz böyle. Bu cennetin içerisinde işte şu suyu içelim, şu ağacın dibine gidelim derken kendilerinden geçiyorlar. Kürek yapmayı unutuyorlar. Bu arada Hylas da gitmekten vazgeçiyor işte nümfeler aşık oluyorlar, götürüyorlar, çalıyorlar, işte kaçıyorlar diye bir mitoloji var ve dolayısıyla Herakles hazır buraya gelmişken Argonautları da bırakıp gittiği için can sıkıntısından demeyelim de bu alanın güzelliğinden hem Milea kentini hem Kios kentini kurmuş oluyor. Yani bu her iki kentinde kurucusu olarak Herakles karşımıza çıkıyor. Yani dip tarihlerine baktığımız zaman hepsinde dediğim gibi böyle olağanüstü kuruluş hikayeleri var. Ve bu kuruluşlarda da özellikle Mudanyat yani Milliyat anlat anlata bitirilemiyor. Yani bu kadar önemli bir konumda. Nelerini çok anlatıyorlar. Burada bizi Mudanya'dan dinleyenler varsa söyleyeyim. Sularını çok övüyorlar. Şırıl şırıl sular akıyordu diyorlar. Tertemiz sular vardı diyorlar. İşte oturduk kana kana sularını içtik diyorlar. Kuruluş efsanesinde. Günümüzde yine belki vardır biraz da yani o antik çağdaki o güzelliği maalesef işte gün içerisindeki bu yapılaşmaya kurban evet, mesela Milliye ile ilgili ben de daha söyleyeyim burada, size müsaade ederseniz. Bir diğer önemli özelliği de şu, Roma, ne yapalım, sorulara mı geçelim? Tabii Son bu... isterseniz birkaç dakika toparlayın hocam. Ondan sonra da birkaç soru soralım. Sonra söyleşi bitirelim isterseniz. Bu geçmiş olduğumuz süre içerisinde ondan belki vurgulamakta fayda var. Epey Bursa için de faydalı çalışmalar yaptık. En azından yaptığımıza inanıyorum. Mesela ismi bilinen ama lokalizasyonu yapılamamış kentler vardı bu bölgede. Ondan bir bölümünün lokalizasyonunu gerçekleştirmiş olduk. Bunlardan en önemlisi Kayseriya Germanica isimli kent. Evet. Bugüne kadar hep işte Ürünlü civarında olduğu düşünülen bir yerleşim. Ama biz Kayseriya Germanica sikkelerinden hareket ederek özellikle sikkelerin arka yüzünde yer alan omega şeklindeki antik ya da kent limanından hareket ederek bunun Kapanca'da yer alan işte omega şeklindeki limanla irtibatını gösterip lokalizasyonunu o bölgeye çektik ki günümüzde kabul edilen bir öneri oldu. Bu sevindirici bir gelişme. Biraz önce bahsettiğim gibi işte o Şahinkaya mağarası olmuş olsun ya da Evet. Nilüfer ilçesindeki höyükler olmuş olsun. Bunlar tamamı bilinmeyen zenginlikleriydi Bursa'nın. Bunu sağlamış olduk. Bu geçtiğimiz işte 15 yıl içerisinde. Tabii en önemli hizmetimiz Bursa için, onu da uygulamakta fayda var. İznik Gölü'nde bulunan o meşhur Bazilikal Kilise'nin kalıntısını keşfetmiş olmamız, onu da uygulamakta fayda var. Bu hem ülkemizde hem dünyada önemli ölçüde ses getirdi ve yine Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle İznik Müzesi'nin başkanlığında
kazı çalışmalarını sürdürüyoruz. Belki bu sene bu salgından dolayı kazı yapamayabiliriz ama devamında İznik'in en önemli, hatta Bursa'nın en önemli değerlerinden birisi olacağına eminim. Şimdi toparlarsak tekrar prehistorik dönemlerde, yani tarih öncesi, yazılı tarih öncesinde ya da erken dönemlerde Bursa daha çok ovasıyla ön planda olmuş ve karayol bağlantısı olarak değer kazanmış bir coğrafya. Ancak kolonizasyon dönemiyle birlikte Ege ve Akdeniz'in Karadeniz'e çıkmasıyla birlikte deniz trafiğinde de önemli bir rota üzerinde yer almış ve nedense onu da araştırmak lazım. Marmara Denizi'nin güney bölümü daha yoğun trafikte kullanılmış. Yani aslında kuzeyden, yani Tekirdağ bölgesinden de gidebilirlerdi ama bir şekilde Ege'den gelenler bizim Marmara, Güney Marmara kıyılarını geçerek, belki Kizikos'un bu dönemde oldukça zenginleşmesinin de nedenlerinden birisi bu deniz trafiği üzerinde yer almış olmasından kaynaklanabilir ki yine Mirleyan'ın ya da Kios'un ön plana çıkması bu deniz trafiği üzerinde ya da deniz yol güzergahı üzerinde bulunmasından kaynaklanıyor olmalı. Bunlar da tekrar toparlarsak işte antik çağda hem karayolu bağlantısını sağlayan, diğer taraftan deniz yolu bağlantısını sağlayan önemli bir güzergah üzerinde yer almakta. Dolayısıyla Bursa hem Anadolu'nun içlerini, işte Ankara'dan ya da Doğu Anadolu'dan veya Güneydoğu Anadolu'dan gelen yolların Marmara Denizi'ne açıldığı ya da Troya'ya doğru giden bu önemli yol kavşağı üzerinde yer alan bir kent. Veya İstanbul'dan gelip işte yine aynı şekilde İzmir'e doğru inen bu önemli yol kavşağı güzergahı üzerinde yer alan bir kent, Evet. bir coğrafya. Bunlar ön plana çıkarıldı. Yani bunlar düşünüldüğü zaman turizm açısından Bursa'da çok büyük bir potansiyel var. Çok artılarımız var, çok büyük zenginliklerimiz var. Bunların bir an önce işte ya da yavaş yavaş peyderpey en azından zenginliklerimizin neler olduğunu artık biliyoruz. Bir de şunu vurgulamakta fayda var. Bursa her ne kadar işte Anadolu'nun ya da Türkiye'nin batısında yer alan bir sanayi kenti, bir önemli kent olmuş olsa da arkeolojik araştırmalar açısından oldukça bakir olan bir coğrafya. Bunda vurgulamakta fayda var. Mesela ne demek istiyorum? Bu kadar batı dolmuş olmamıza rağmen araştırma açısından fazla şanslı bir yer değil. Bunu belki yine vurgulamakta fayda var. Ya da söylemeliyiz. Klasik çağlar açısından ya da antik kentler açısından İlk yine araştırmalar 1960'larda başlıyor. Bu Friedrich Karl Döner ekibi, bunlar epigraf. İşte bununla birlikte Sencer Şahin ve Elmar Schwertheim geliyor. Hatta bir üçüncü nesil olarak Thomas Korsten de yine bir epigraf olarak bu bölgede. Şansımız şu, bu özellikle eski çağcıların ve epigrafların buraya gelmiş olmaları bu bölgenin yazılı tarihini anlamamız açısından çok önemli avantajlar, fırsatlar bize çıkarmış durumdan. Kazılara bakarsak arkeolojik kazılar neredeyse yok denecek kadar az. Prehistorik dönemle ilgili işte şu anda hatta kazı kalmadı. İşte en son Necmi Hoca da Aktopraklık'ta kazı bırak kapadı. Dolayısıyla prehistorik dönem kazımız yok. Evet. İznik'te arkeolojik kazılar devam ediyor.
Bunlar işte antik tiyatroda ve Çin'in fırınlarından olmak üzere bir kazıda bizim İznik Göndeki sualtı kazısı var. Bunun dışında Bursa Arkeoloji Müzesi'nin yapmış olduğu sondaj ve kurtarma kazıları var. Örneğin işte Milleya'da yapılan çalışmalar var. Bunların neticesinde çok önemli işte villalar mesela mozaik tabanlar ortaya çıkartıldı. Osman Gazi'de Tophane'de yapılan çalışmalarla yine çok önemli mozaikler ortaya çıkartıldı ki bir zodyak mozaiğimiz var. Üzerinde güneş tanrısı Sol'un betimlenmiş olduğu. Her ne kadar zor kaybolduysa da en diğer bölümleri müzemizde koruma altında. Bursa Arkeoloji Müzesi'nde. Bunlar eğer Osman Gazi Belediyesi hedeflediği gibi çalışmalarını sürdürebilirse orada bir arkeopark yapmayı düşünüyorlar. Yine Nilüfer Belediyesi'nin desteklemiş olduğu Gölyazı'da ki 2015-2018 yılları arasında Bursa Arkeoloji Müzesi'nin başkanlığında bizim katılımımızda sürdürülen Apollonia Etrinakum kazıları var. Çok önemli verilere ulaştık. Mesela Helenistik dönem yani İsa'dan önce 3. Evet hocam. yüzyıl bir kent olarak düşünülüyordu. Bu kazılar neticesinde kent... Hocam gene Benim sesim mi gitti? şimdi geliyor hocam. Tamam. Bu kazılar neticesinde kent... Ki büyük bir aksilik olmasa yine 2020 yılında Apollonia kazıları işte Uludağ Üniversitesi'nin desteğiyle devam edecek. Bu konuda bilimsel desteğiyle devam edecek. Nilüfer Belediyesi sanırım yine destekte bulunacak. İşte bir taraftan Apollonia, diğer tarafta yani Gölyazı, diğer tarafta İznik, Nikaya bunlar üst üste geldiği zaman yavaş yavaş Bursa'nın değerleri de ortaya çıkmış olacak, ortaya çıkartılmış olacak ve turizm konusunda önemli destinasyon noktalarından birisi haline gelecek, yakın gelecekte böyle bir ümidimiz var. Potansiyel olarak başka nelerimiz var? Mesela Millet Polis Kenti çok önemli Bursa için. Umarım orada da arkeolojik kazılara başlanır yakın gelecekte. Bunlar işte yavaş yavaş başladığında çok önemli kazanç olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi son sözlerinizle kapanışı yapalım. Yani bir daha da böyle bir aksaklık yaşamayalım isterseniz. Çünkü bir Tabii. saati aşan bir konuşma oldu. Çok değerli vakitlerinizi ayırdınız bize. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yani, konuşuruz. Başka ne söyleyeyim? Toparladım hemen hemen. Sorular varsa istersen biraz Yani sorulardan bahsedelim. en çok gelen soru şuydu hocam. Hani Bursa'nın bir prehistorik dönem yerleşmeleri mevcut. Sonrasında bir kesinti var. Sanki Bizans'ta tekrar bir Bursa tekrar gündeme geliyor gibi ama anlattınız aslında hani birçok kentin antik kentin kentlerin altında kalmış olması en çok gelen sorulardan biri buydu aslında. Belki bununla kapanış yapabiliriz. Yani bunu şunu da vurgulama bu konuda şunu vurgulamakta fayda var. Sizin de dediğiniz gibi hemen hemen yerleşimlerin tamamının altında antik bir yerleşim var. Yine hemen hızlı bir şekilde şöyle göz önüne alınması için vurgulamakta fayda var. İnegöl'ün altında ya da İnegöl Cuma Höyü'nün üzerinde. Yenişehir'e gidiyorsunuz. Yenişehir, Yenişehir Höyü'nün üzerinde. Nikaya'nın, İznik'in zaten etrafında üç höyükten bahsettik. Artı zaten Nikaya'nın üzerinde. Kiyos, Gemli'nin altında. Mudanyat, Milleya'nın yanında. Eşkel yanında. Şu anda Kapanca sadece boş gözüküyor.
Diğer taraftan Gölyazı'nın altında Apollonia var. Polis Mustafa Kemal Paşa'nın yanında. Orhan'ın hemen yanında Hatrianoy kenti var. Dolayısıyla toparlarsak bütün yerleşimlerimiz, yani şu anda Cumhuriyet dönemi yerleşimlerinin hemen hemen %90'ın antik yerleşimlerin üzerinde yer alıyor ki hepimizin gözünün önünde olan Tophane var. Evet. Ben burada şunu vurgulamakta fayda var. Şimdi Bursa isminin kökenine bakıldığı zaman hep Prusa et Olympum'dan geldiği söylenir. Prusa'nın nereden geldiğini ise işte mesela Bursa tarihiyle ilgilenen tarihçiler hep Bitinya Kralı Prusias olarak gösterirler. Buna da atıf olarak Strabon'u verirler. Meşhur Amasyalı coğrafyacı Strabon işte Bitinya Kralı Prusias'tan bahsediyor derler. Ama Strabon dikkat dokunduğu zaman Strabon'un şu ifadesi çok ilginç. Strabon tamam diyor. Diyor ki Bursa'yı ya da Prusa'yı Prusias kurdu. Ama hangi Prusias? Orada bir ki bağlacı var. Ki o Lidya Kralı Kroizos'ta savaşan Prusias'tı. Evet. Çünkü böyle olunca otomatikman 6. yüzyıla geri gitmiş oluyor. Yani Bitinya Krallığı'nın Lidya ile savaşı zaten söz konusu değil. Artı Lidya'nın 545'ten sonra olması mümkün değil. Evet. İsa'dan önce. Şimdi bunlar ön plana çıkınca tabii bu bir soru. Herhangi bir şekilde bir kanıt yok ama acaba Prusa'nın Pruşanda'yla ilgisi var mı? Yani bir isim benzerliği var. Ki Tophane'de yapılan kazılar müze müdürlüğü başkanlığında sondaj kazılarından bana ifade edildiğine göre kalkolitik döneme geri giden malzemelerden söz Evet. ediliyor. Eğer Tophane gerçekten kalkolitik dönemden beri varsa ki olması muhtemel çünkü Bursa Ovası'na çok hakim bir noktada. Artı biraz önce sözünü etmiş olduğum işte İnegöl'den gelip Troya'ya giden ana yol bağlantısı üzerinde. Dolayısıyla acaba Pruşanda gibi bir kentten mi Prusa'dan Bursa'ya evrildik? Bunu düşünmemiz lazım. Bunu araştırmamız lazım. Yani Bursa'da cevap bekleyen henüz çok fazla Evet. sayıda soru var. Bizi yani epey bir soruya cevap bulma için daha yoğun, daha fazla çalışma bekliyor. Dolayısıyla daha biz yolun başındayız. Yani Bursa'nın geçmişiyle ilgili daha yeni yeni bir şeyler öğrenmeye başladık ve Bursa Uludağ Üniversitesi'nde işte kurmuş olduğumuz arkeoloji bölümü de bu sorulara cevap bulma konusunda önemli çalışmalar yapıyor ve yapacağına da inanıyorum önümüzdeki dönemlerde. Evet hocam. Hocam teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Yani bu Konuk oldunuz bize. ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Biz de tabii değişik bir arkeoloji yapmış olduk sizinle burada bugün. Genelde işte bir kent ya da bir coğrafya tanıtılır. Biz çağlar boyunca geniş bir coğrafya ele aldık ve bu coğrafya başlangıçta da sözünü etmiş olduğum gibi panoramik açıdan baktık. Bir anlamda landscape arkeoloji diyorlar. Bu da artık yeni yeni moda ya da yeni değil de batıda moda olan bir kavram. Bunun bir uygulamasını birlikte Bursa özelinde gerçekleştirmiş olduk ve ihtiyaçlara göre kentlerin yerinin değiştiği, ihtiyaçlara göre kentlerin öneminin artıp azaldığını bu küçük örnekte bize çok açık bir şekilde gösteriyor. Dediğim gibi bu imkanı sağladığınız için çok teşekkür ederim. Önce size daha sonra bizi kimler dinlediyse Evet. herkese sevgilerimi, saygılarımı buradan bu vesileyle gönderiyorum. Çok sağ olun hocam. Değerli vakitlerini ayırdınız. Bizim için de bir onurdu sizi burada ağırlamak. Teknik aksaklıklar için tekrar özür diliyorum Önemli değil. sizden. İnşallah başka bir yayında onu da telafi etmiş oluruz. Bu İnşallah. yayın
Tekrarını YouTube kanalımıza yüklüyoruz ve paylaşıyoruz. Kaçıranlar oradan izleyebilirler. Şimdilik herkese iyi akşamlar. Hocam size iyi akşamlar. Sıkıcı salgın günlerinde umarım bir katkımız olmuştur Evet hocam, sağ olun, insan. teşekkür ederim. Ailenize mutlu zamanlar sizlere. İyi Çok akşamlar. teşekkürler. İyi akşamlar hocam. Evet değerli takipçilerimiz, Instagram yayınımızın üçüncüsünü Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şahin hocamızla beraber gerçekleştirdik. Bir sonraki yayınımız cumartesi akşamı saat 9'da Profesör Doktor Nevzat Çevik ile beraber olacak. Şimdiden ajandanıza not etmenizi tavsiye ediyorum. Bizleri takip ettiğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Teknik aksaklıklardan dolayı tekrar özür diliyorum. Sağlıcakla kalın.